Merhaba arkadaşlar. Yeni sınavı geçen ve bu konuda başarılı olan bütün öğrenci arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Tercihlerinde inşallah istedikleri yerleri kazanmaları umuduyla sözlerimize başlıyoruz. Ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Alanlar Eğitimi Coğrafya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Hayri Çamurcu. Üniversitenin en eski hocalarından biriyim. Üniversite kuruluş tarihinde 1992'de burada hoca olarak görev yapıyordum. Hala burada görevime devam ediyorum. Üniversitemi ve Çanakkale'yi çok seviyorum. Kazanacak olan arkadaşlarımıza da aynı duyguları yaşatacağımıza inanıyorum. Bu tanıtımda coğrafya eğitimi tanıtımını, coğrafya ana bilim dalının tanıtımını gerçekleştireceğiz sizinle. Coğrafya eğitimi vizyon olarak, coğrafya eğitimi üniversitemizin ilk açılan bölümlerinden birisi. 1994 yılında öğrenci almaya başladık. 2001 yılında YÖK'teki yeni uygulamalarla, fakültelerin yeni yapılanmasıyla beraber öğrenci almamıza ara verildi. 2008-2009 öğretim yılından itibaren tekrar öğrenci almaya başladık. Bölümümüzün vizyonuna baktığımızda coğrafya eğitimi, öğrencilerin alan bilgisi ve pedagojik formasyon alanlarında donanımlı yetiştirmek, yenilikçi ve bilim alanında bugüne kadar ortaya koyduğu evrensel birikimler ile uluslararası düzeyde bir eğitim ve öğretim vermeyi amaçlamaktadır. Doğal, toplumsal ve kültürel çevre gelişimine katkıda bulunmak, kişiler arası ve toplumsal ilişkilerde edinmiş olduğu bilgi ve beceri birikimlerini davranışlarına yansıtan, birleştirici ve yapıcı bir kimliğe sahip öğretmenler yetiştirmek ile ülkemizde ve dünyadaki eğitim sorunlarının çözümüne akademik katkıda bulunan bir bölüm olmayı hedeflemekteyiz. Ana bilim dalımızın misyonuna geldiğimizde yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini yenilemeyi ilke edinmiş, demokrat, bilimsel bakış geliştirebilen, yapıcı sorunlar, çözümler üreten, eleştirel düşünebilen, çağa aydak ayak uydurabilen, geleceğe yönelik idealleri olan, iletişim becerilerine sahip, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilen, disiplin arası ilişki kurabilen ve bunları farklı alanlara aktarabilen, teoriyle uygulamayı birleştiren, eğitimde uluslararası alanlarda çalışmaları alanına uygulayabilen, güncel yaklaşım, strateji, yöntem ve teknikleri takip edebilen coğrafya öğretmenleri yetiştirmektir. Ana bilim dalımızda halen eğitim kadrosu olarak 3 profesör, 2 doktor öğretim üyesi, 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Dolayısıyla akademik kadro olarak oldukça güçlü bir kadroya sahip olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Lisans eğitimi boyutuyla ana bilim dalımızda lisans ve yüksek lisans eğitimi gerçekleştirilmekte. Lisans eğitimi 4 yıllık lisans eğitimi olmakta ve dolayısıyla 21 öğrenci kontenjanımız var ve bu alanda 2008-2009 yılından beri kesintisiz öğrenci almaya ve eğitim öğretime devam etmeye çalışmaktayız. Yüksek lisans eğitimi olarak ana bilim dalında coğrafya öğretmenliği lisans eğitiminin yanında coğrafya öğretmenliği tezli yüksek lisans olmak üzere 2 ayrı program yürütülmekte. Dolayısıyla ana bilim dalı bünyesinde yüksek lisans yapma imkanı da bulunmaktadır. Bu arada doktora ile ilgili bütün şartları ana bilim dalı olarak yerine getirdik. YÖK'e müracaatımızı gerçekleştirdik. Umarım YÖK'ten doktora programı ile ilgili de olur alındıktan sonra bölümümüzde doktora, coğrafya eğitimi alanında doktora programını da açmayı hedeflemekteyiz.
Öğretmenlik ve okul deneyimi uygulamalarında öğrencilerimiz lisans eğitimleri boyunca genel kültür, alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi ve seçmeli derslerden oluşan derslerin yanında gerek öğretmenlik mesleğinde deneyim kazanmalarına, gerekse mesleği sevmelerine olanak tanıyan okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerini de almaktadırlar. Bölümümüzde zaman zaman sosyal etkinlikler gerçekleştirilmekte. Coğrafya hepimizin bildiği gibi doğadaki, dünyadaki her türlü beşeri, ekonomik ve sosyal olayları ilgi alanına alan bir bilim dalı. Dolayısıyla çevremizde meydana gelen beşeri, ekonomik ve sosyal olaylarla ilgili etkinlikler gerçekleştirmekteyiz. Yaptığımız etkinliklerden bazıları şunlar: komşu ülkelere sık sık geziler düzenlemeye çalışmaktayız. Hemen hemen her yıl gerek Balkan ülkelerine, gerek Avrupa ülkelerine, gerekse Yakın Doğu ülkelerine geziler düzenlemekte. Burada yaptığımız gezilerimizden bazı fotoğraflar size gösteriyoruz. İşte Makedonya'ya yaptığımız, Üsküp'te öğrencilerimizle birlikte çektirdiğimiz bir fotoğraf. Yine İşkotra çevresinde, İşkotra Gölü çevresindeki İşkotra şehrinde öğrencilerimizle çektirdiğimiz fotoğraflar. En son yurt dışı gezimizi Arnavutluk, Hırvatistan, Yunanistan, Karadağ ve Bosna Hersek'i içine alan bir gezi planlamıştık. Bu gezi, bu fotoğraflar o gezilerimizden elde edilen fotoğraflardan bazıları. Etkinliklerimizden bir başkası doğa yürüyüşleri. Doğa yürüyüşlerini araştırma görevlisi arkadaşımız bu konuda Türkiye'nin önde gelen dağ tırmanış ekibi uzmanlarından birisi. Şu anda kendisi Ağrı Dağı'na doruk tırmanışı gerçekleştirmek için Ağrı Dağı'nda bulunmakta ve dolayısıyla doğa yürüyüşleri yaptığımız etkinliklerden birisi. Yurt içi gezilerimiz hemen hemen her yıl imkan buldukça arkadaşlarımızla beraber yurt içi gezilerimiz yapılıyor. Bunlardan bir tanesi yine geçtiğimiz yıl İç Anadolu bölgesine yaptığımız 5 günlük bir yurt içi gezimizden alınan fotoğraflardan birkaç tanesini beraberce görmekteyiz. Bölüm içinde yaptığımız etkinlikler eğitim öğretimle ilgili. Onlar da yine bölüm içinde etkinliklerimiz var. İşte coğrafya eğitiminde CBS kullanımı derslerinde Afrika coğrafya farkındalığı haftasında öğrencilerimiz Afrika ile ilgili yaptıkları etkinlikleri sergilediğimiz etkinliklerden bir başkası. Doğaya karşı duyarlılığımızı ifade etmek adına Çanakkale Orman Müdürlüğü ile beraber fidan dikme ve ağaçlandırma etkinliği gerçekleştirmiştik. Sayın Dekanımız Salih Zeki Genç ve bölüm başkanı arkadaşlarımız öğrencilerimizle beraber evvelki yıl yaptığımız etkinliklerimizden birisi. Peki bu programa kazandığınızda, bu programa geldiğinizde, inşallah öğrencimiz olduğunda kazanımlarınız ne olacak diye sorduğumuzda ana bilim dalımızdan mezun olan öğrencilerimiz doğal ortamda meydana gelen olayları incelerken nedensellik, dağılış, ilgi ve bağlılık gibi coğrafyanın temel prensiplerini etkinliklerinde uygulayabilirler ve olayları bu pencereden değerlendirme becerisi kazanabilirler. Mezunlar coğrafyanın prensipleri çerçevesinde fiziki ve beşeri coğrafya konularıyla ilgili mekanda derledikleri, edindikleri verileri görsel hale getirebilir, mekana ilişkin sorunları değerlendirebilir, yorumlayabilir, mekan analizi yaparak çözüm ve önerilerde bulunabilirler. Mezunlarımız doğal ortam özellikleriyle insan ve insan faaliyetleri arasındaki ilişkileri bilir, yerel ve genel ölçekte analitik değerlendirmeler yapabilir, olay ve sorunlara diğer disiplinlerden farklı bütüncül yaklaşımlar sergileyerek etkili çözüm önerileri getirebilirler.
Bu nedenle bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz sadece öğretmenlik olarak değil, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında da iş bulma imkanına sahip olabiliyorlar. Çünkü olaylara bütünsel bakış açısı gerçekleştirebildikleri için. Mezunlar CBS coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili yazılım ve donanım aracılığıyla uygun veri ve metotları kullanarak ileri düzeyde ders materyali, akıllı haritalar, grafikler, şekil hazırlayabilirler. Mekan ile ilgili analiz yapıp değerlendirebilirler. Mezunlarımız eğitim bilimleri ve coğrafya eğitimi alanındaki bilgilerini kullanarak farklı gelişim dönemlerindeki öğrenciler için rehberlik edebilir, uygun öğrenme ortamları ve eğitim materyalleri hazırlayabilir, çağdaş öğretim, yöntem, teknik, strateji ve yaklaşımları, gelişim süreçlerini göz önünde bulundurarak kullanabilirler. Yine mezunlarımız öğretmenlik formasyonuna sahip olmak yanında kentsel ortamda ve taşrada yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarında yerel ülke ve ülke sorunları ile ilgili çalışma gruplarına katkıda bulunabilecek, sorumluluk alabilecek bilgi ve beceriye sahip olabilirler. Bölümümüzün ülkemiz genelindeki başarısına baktığımızda coğrafya eğitimi ana bilim dalı kamu personeli GSEŞME sınavında fakültemizin en başarılı ana bilim dalları arasında yer almakta. Kendi puan türünde ilk 5000'e giren öğrencileri kabul etmekte ve tercih edilmektedir. İstihdam boyutuyla coğrafya eğitimi ana bilim dalı mezunları Milli Eğitim Bakanlığı ve ona bağlı özel okullar ve dershanelerde öğretmenlik, maden tetkik arama, devlet su işleri, yerel yönetimler ve meteoroloji gibi kurumlarda uzman veya araştırıcı olarak çalışabileceği gibi devletin farklı kurumlarında da memurluk yapabilirler. Şu anda bizim kendi öğrencilerimiz var. Değişik kurumlarda halen çalışmaktadırlar. Evet, bölümümüzle ilgili benim söyleyebileceğim, yapabileceğim bunlar. Sormak istedikleriniz varsa şu anda bekliyoruz.